İslam'ı, İslam'ın bir mezhebini temsilen görev yapıyor. Ben de diyorum ki, ya yaşamınızla örnek olmalısınız. Pratiğinizle örnek olmalısınız. Söyleminizle örnek olmalısınız. Gerçi Maliye Bakanı'nın diyor bir ki, açıklaması vardı. Evet, bütçe içerisinde bir çerez parası evet, aslında. 3.3 milyar TL yani eski parayla 3.5 katrilyona yakın bir para tutuyor bu diyor. Bu da bütçenin kocaman rakamları içerisinde çerez parasıdır diyor bütün bu makam araçları. Ne olacak diyor. Şimdi zannediyorum kendileri altın kaplama fıstıklar ve çekirdekler yiyorlar. Onların çerezleri öyle olsa yere ki bu kadar para tutuyor. Hadi bunu geçelim de çok az bir kalem olarak bütçenin, kocaman bütçenin içerisinde çok küçük bir kalem bile olsa lüks bir görüntü uyandırıyor mu, uyandırmıyor mu? Bir israf görüntüsü uyandırıyor mu, uyandırmıyor mu? Buna bakmanız lazım. Neden önemlidir? Hadi bütçede büyük bir kalem olarak göze çarpmıyor. Siz öyle davranırsanız domino etkisi yaratır aşağıya doğru israf ve lüks. Bütün bürokraside, bütün toplumda lüksü, israfı bir kültür haline getirip teşvik etmiş olursunuz. Kafaları bunu basmıyor işte. Sen niye Mercedes'e binmek zorundasın? Zırhlı lüks Mercedes ya. Mütevazi bir yaşamla topluma israf etmeyelim. Lüks içinde yaşamayalım. Zaten kapitalist modernitenin, neoliberal ekonominin bize dayattığı şey budur. Tüketin ha tüketin. Lüks yaşayın, israf edin, çark dönebilsin. Ben de diyorum ki ya bu kadar yoksul insan var, taşeron işçi var, asgari ücretle geçinen milyonlar var, açlık sınırı altında yaşayan aileler var, çöpten ekmek yiyen aileler var ya. Sizler de bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanısınız, Diyanet İşleri Başkanısınız. Onu görün en azından ya, ülkenizde bu insanlar var, incitmeyin onu yaşamınızla. Bunu söylüyoruz, başka bir şey söylemiyoruz, hak etmiyorsunuz demiyoruz. Herkesin bu ülkede sizlerin milyonda biri kadar yaşama imkanı olsaydı siz de onu yapın kardeşim. Hadi lüks değil, israf değil derdik ama yoksul bir ülkeyiz biz ya. Aslında imkanları itibariyle çok zenginiz ama yoksullaştırılmış, halkı yoksul olan bir ülkeyiz. Bunu eleştiriyorum ve bu ne dine uygundur, ne ahlaka, ne yasalara uygundur, ne de toplumsal vicdana uygundur. Takdir kendilerindendir. Halk izliyor olup biteni. Yani halk görmüyor mu bunları? Herhalde cevabını onlar daha iyi verecektir. Yani bugün mitingde de söyledim. Evet. Zırhlı Mercedes günaha karşı da koruyor mu? Yani o zırh günaha geçmesini de engelliyor mu? Ya da Sırat Köprüsü'nden Mercedes'le mi geçeceğiz? Yok. Yani hepimiz eşit şartlarda geçeceğiz, merak etmeyin. Halk otobüsüne binen de, sarayda yaşayan da aynı şekilde Sırat Köprüsü'nden geçecek. Çok şükür ki öyle bir şey var yani. 10 dakikadan az bir süremiz vardı, o yüzden verimli kullanmak istiyorum. Size yönelik suikast iddiaları, Süreyya Önder de bunları dile getirdi. Yetkili kanallara ilettiğinizi söylediniz. Yetkili kanal olarak polise mi ihbarda bulundunuz? Resmi bir başvurunuz oldu mu bu konuda? Yani bu konuda çok büyütmek, abartmak istemiyoruz. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Öyle sık sık gündeme getirdiğimiz bir mevzu da değil. Her siyaset yapan, toplumun gözü önünde olan insanın yaşayabileceği sorun, sıkıntılardır. Gerekli makamlara iletildi. Yani bu konuda tedbirlerde hem biz kendi tedbirimizi alıyoruz hem de zannedersem hükümet bazı ek tedbirler alıyor, alacaktır. Şahsımla ilgili bir mevzu değil yani. Korumanız var mı bu arada? Devletin size tahsis ettiği bir koruma veya özel korumanız? Var tabii ki, yani bir koruma ordusu değil ama. Kaç tane korumanız var? Sayısını söylemeyeyim, güvenlik açısından en azından ifade etmeyeyim burada. Yeteri kadar var. Devletin zaten tahsis ettiği koruma var Devletin tahsis ettiği de var. Kendi arkadaşlarım, parti gençliğimizin gönüllü koruma grubu da var. Bir sıkıntımız yok yani, rahatız. Şimdi seçim sürecinde en fazla aslında gündeme gelen de sizin polemik verdiğiniz esprili yanıtlar oldu. Acaba bunlar da bir gün öncesinden düşünüyor musunuz? Yani hani o meetingde söylenecek sözler, konuşmaların hepsi sanıyorum yine bir gün öncesinden ya da birkaç gün öncesinden çalışılıyor. Bu esprili yanıtları da önceden çalışıyor musunuz? Hayır, hazırlığını yapıyor musunuz? Yoksa bu hayır, ben doğaçlama yani o anda seçim olan bir şey. Miting yoğunluğu nedeniyle bir mitingde yapılacak konuşmayı birkaç gün önceden hazırlayamıyorsunuz. Bazen gün içerisinde 3 gün miting oluyor. Dolayısıyla aynı gün ancak çalışabiliyorum o mitingin özelliğini, hassasiyetini, mitingin yapılan yerin, kentin sorunlarını vesaire. Aynı gün ancak çalışabiliyorum. Fakat çoğu zaman ben mikrofonu elime aldığımda nasıl bir konuşma yapacağım kendiliğinden akıyor gidiyor. Çok o anda spontane, doğaçlama tabii, oluyor. Çok spontane kendiniz konuşuyorum. Mi yazıyorsunuz metinlerinizi? Birisi yardım kendim ediyor mu? Kendim yazıyorum. Bütün arkadaşlarım tabii ki danışman arkadaşlarımız veriler hazırlıyorlar. O veriler içerisinden kullanabileceğim şeyleri ben alıyorum ama konuşma metni zaten kafamda tasarlanıyor. Şekillenmiş oluyor. O yüzden hani gençlerin şöyle bir şeyi vardır. Polis üstümü arama, hepsi kafamın içinde.
Benimki de öyle yani. Hepsi kafamın içinde, spontane konuşmayı tercih ediyorum. O anda doğaçlama nasıl olursa evet. diyorsunuz. Şimdi saz çaldınız, hatta stüdyoya girdiniz, şarkı söylediniz, türkü söylediniz bu noktada. Feridun Düzağaç'ın Ben Kısaca FD vardı. Onu da uyarlamışlardı. Ben Kısaca SD diye. Acaba Feridun Düzağaç'la bir barış sağlandı mı sonra? Çünkü benim iznim ben yoktu. Ben görüştüm kendisini, aradım. Hı-hı. Çünkü o yapılan şey partimizin kurumsal olarak yaptığı bir şey değil. Gönüllülerin kendilerinin yaptığı sosyal medyaya aktardıkları bir şeydi. Partimiz bunu yapsa sevgili Feridun Düzağaç'tan onay almadan asla yapmazdı. Ve ben kendisini arayıp üzüntülerimi belirttim. Kendisi de sağ olsun tartışmanın bu şekilde kamuoyuna yansımasından üzüntü duyduğunu belirtti. Hı hı. Bir müzik insanı, severek dinlediğimiz bir sanat insanı. Yani sanat bütün topluma mal oluyor. Maalesef ki işte onların telif hakları da çok dikkate alınmadan hoyratça kullanılabiliyor. Yani biz kurumsal parti olarak kullansaydık kesinlikle ondan izin almadan, telif hakkı gerekiyorsa onun da karşılığını ödemeden yapmazdık ya da kendisinin evet olurunu almadan yapmazdık. Ben kendisine hem teşekkür ediyorum hem bir kez daha üzüntümü belirtmek istiyorum eğer kırılmışsa. Fakat kırıldığını söylemedi. Yani bizimle görüşmemizde tersi bir durumdu. Ben sanatçıyım. Yani politik olarak ille HDP'li olmam gerekmiyor. Fakat sonuçta bütün seçim kampanyasını izliyorum. Bu tartışmalar yani Feridun Düzağaç HDP'ye efendim kızdı, tepki gösterdi gibi tartışmalardan da kendisi rahatsız olmuştu. Öyle bir durum yoktu çünkü. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok ilgi çektiniz. Partinizin oyunu da yükselttiniz. Toplumda nasıl bir ihtiyaç var ki siz oyunuzda bu artışı sağlıyorsunuz? 13 yıllık yıpranmış bir AKP iktidarı var bir defa. Vaat ettiği temel demokratik sorun alanların hiçbirini az önce saydım tekrar etmeyeyim ama Kürt sorunu, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Alevi hiçbirini çözmemiş, yeni anayasa yapmamış bir partinin yarattığı hayal kırıklığı var. Demirtaş faktörü bunun neresinde peki? İkincisi AKP yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet iddiaları ve özellikle Gezi direnişi, Kobani süreciyle birlikte toplumsal bütün gösterilere şiddet kullanarak bastırmayla birlikte bir korku ve kaygı ülkesi yarattı. Bir de çok kızgınlar, yani sürekli kızgınlar. Sürekli hiddetliler. Birilerine kızıyorlar ama o birileri biz değilmişiz gibi. O kendisi 77 milyonun cumhurbaşkanı ama sürekli de kızıyor birilerine. Bu kızdığı kişiler kim bilen yok. Ama Türkiye'nin 77 milyonu da kendi üstüne alınıyor çünkü bize kızıyor. Sürekli hiddetleniyorlar. Öfkeliler, ağızlarından gözlerinden şimşekler fışkırıyor. Böyle bir ortamda biz siyaseti normalleştirmeye çalıştık. Budur belki farkımız. Yani Türkiye sorunlu bir ülke, sorunları çok olan bir ülke ama çözüm umudu giderek tükendiği bir noktada biz umudun halen var olduğunu gösterdik. Ve siyasetin ille kızarak, bağırarak değil, cıvıl cıvıl neşeli de yapılabileceğini gösterdik. Bu toplumsal kutuplaşma, gerilim, kamplaşma siyaseti gütmeden de herkesle birlikte gençlik, özellikle gençliğin öncülüğünde gönüllü bir siyaset yapılabileceğini gösterdik. Türkiye'yi değiştirmek için ille de çok büyük bir güce, çok büyük bir servete, efendim çok büyük bir devlet imkanına sahip olunması gerekmediğini göstermeye çalıştık. Yani Türkiye toplumu, halk kendisi Türkiye'yi değiştirebilir. Bunu HDP ile birlikte ispatlamaya çalıştık. Değiştiriyoruz bakalım, yani büyük bir ilgi var, destek var. Umut ediyorum ki toplum artık bu gerilim siyaseti, yani bir yerlere gelince, seçilince, başbakan, bakan, milletvekili olunca topluma yukarıdan bakan, yürüyüşü bile değişen, havaalanında büyük konvoylarla karşılanan siyasetçi tipinden, bu zübük siyaset tipinden kurtulur inşallah. HDP gibi halkla birlikte, halkla iç içe siyaseti normalleştiren, elitizmden kurtaran bir temsiliyeti halk destekler diye umut ediyorum. İnşallah öyle olur. Seçim döneminde tabii ki koşturma var. Günde iki, hatta bazen üç miting sığdırıyorsunuz. Evet. Ne kadar sıklıkla ailenizi görüyorsunuz? Diyarbakır'dalar onlar. Doğru. Kaç günde bir denk geliyorsunuz? Değişiyor tabii ki. Yani miting güzergahı Diyarbakır üzerindense Diyarbakır'da mutlaka bir mola veriyorum. Hı hı. Bazen üç seyahat gün oluyor. Ediyor mu bazen eşinizle, sizinle mitinglere geliyor mu? Çok az. Kızlarla beraber. Öğrencilerini de yalnız bırakmak istemiyor. Çünkü sınavları var öğrencilerin. Haksızlık da yapmak istemiyor. Bir de tabii iki kızımız var. Evin bütün sorumluluğu ve yükü de onun üzerinde. Daha çok o sorumluluk maalesef ki ona düştüğü için maalesef diyorum. Çok fazla katılamıyor ama hani rica etsem herhalde kırmaz, katılır kampanyalara. Elinden geldiğini yapıyor diyebilirim. Kızlar şikayetçi. Bazen 3 gün, bazen 5 gün, bazen 10 gün sürüyor bu aralıklar. Seçim dönemi özellikle çok yoğun oluyor tabii. Küçük kızım çok şikayetçi. Büyük kızım biraz daha anlamaya başlamış ve
İlginçtir, bakın propaganda olsun diye söylemiyorum ama geçen en son Diyarbakır'a gittiğimde eşim şunu dedi. Büyük kızım Delal şunu demiş. Anne demiş, diğer partilerin başkanlarının fotoğrafları niye öyle asık suratlı? Bir tek benim babamınki gülüyor. Annesi de sormuş, kızım babandır diye torpil yapıyor olmayasın yani. Hayır hayır demiş, fotoğraflarına sen dikkatli bak, hepsi çok somurtuyorlar, kızgınlar sanki. Babamın fotoğrafları çok gülerek çıkmış. Dolayısıyla hani giderek HDP siyasetinin aslında ne kadar toplumda fark yarattığını kendi kızımdan bile görüyorum ki hiç haz etmezdiler babalarının siyasette olmasına, çünkü göremiyorlar beni. Siz ama siyasette olmasaydınız küçük kızım, ne yapardınız? Küçük kızım, çok özür dilerim onu da söyleyeyim. Buyurun. De küçük kızım Dılda çok şikayetçi. Oyum olsaydı vermezdim çünkü seçiliyorsun gidiyorsun göremiyoruz seni şeklinde bir tepkisi halen var. Evlat olarak haklı bir gerekçe babasını görmek, evet, tabii ki. İnsan hakları avukatıyım ben. İnsan hakları konusunda uzun yıllar çalışmış bir hukukçu avukat olarak mesleğimi yapmayı tercih ederdim. Severek de yaptım. Yani insanlara hiçbir karşılık beklemeden birçok insan hakları savuncusu arkadaşımla birlikte, ki bugün biri işte Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı, Osman Beydemir, Urfa adayımız. Kendisiyle birlikte uzun süre insan hakları avukatlığını yaptık. Onun gibi çok sayıda dostum, arkadaşım. Herhalde siyasette olmazsak o gönüllü insan hakları savunuculuğunu yapmaya devam ederdik. Ama bugün de yaptığımız iş çok farklı değil diye düşünüyorum. Yani yine gönüllü insan haklarını savunuyoruz aslında. Bunu siyasete uyarlamaya çalışıyoruz sadece. Peki. Son olarak tek cümleyle Başbakan Davutoğlu'nu, CHP liderini ve MHP liderini özetlemenizi isteyeceğim. Başbakan Davutoğlu için tek cümleyle ne derdiniz? Başbakanlığa heves etmiş bir kişi. Fakat öyle görünüyor ki tamamlayamayacak bu hevesini. Başbakan olamadan, koltuğa tam olarak başbakan oldum hissiyatıyla oturmadan bitecek görev süresi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu nasıl tanımlardınız? Kemal Bey beyefendidir. Yani biz kendisiyle parlamentoya girdiğimden beri tanışırız. 3 yıl birlikte grup başkan vekilliği yaptık. Kendisi CHP'de, ben DTP'de grup başkan vekiliydim. Sonra tesadüfen aynı dönemlerde genel başkan, eş genel başkan oldum ben. Kendisi de CHP genel başkan oldu. Beyefendi bir kişi olarak tanımlayabilirim. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi nasıl tanımlarsınız? Devlet Bey de olgun bir siyasetçi. Tabii ki partisini temsil ediyor. Ayrı siyasi kulvarlarda olsak da partisini olgunca temsil eden bir siyasetçidir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Twitter'dan da çok yoğun bir katılım olduğunu da söyleyeyim. Çok fazla bir izlenme olduğunu söyleyeyim programımızla ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Liderler Stardır programının son konuydunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere çok sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Evet. Önce Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu, ardından sırasıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlamıştık. Bugün de HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Liderler Stardır programının son konuydu. Yarın saat 18.30'da Saran Haber'de tekrar sizinle birlikte olacağız efendim. Hoşça kalın. Kaç zamandır söylüyorum. Lojistik, lojistik, lojistik. Nasıl dünyanın enerji koridoru olduysak, lojistik merkezi de olabiliriz. O işler bizde konuşulduğu kadar kolay değil. Eskiden olsa öyle.